O Adolf Hitler'e en yakın isimlerden biriydim. Hatta Hitler'in Hitler olmasını sağlayan belki de ilk isimdi. Yahudilik karşıtı görüşleri, radikal fikirleri ve hitabet yeteneğiyle dikkat çekti. İnsanları etkilemek konusundaki uzmanlığıyla adını tarihe yazdırdı. Karşınızda Joseph Goebbels'in profili. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Paul Joseph Goebbels 29 Ekim 1897'de Almanya'da dünyaya geldi. 5 kardeşiyle birlikte orta halli bir ailede büyüdü. Babası Fritz fabrikada çalışıyordu. Annesi Katerina Maria'nın Yahudi asıllı olduğu iddia edilse de kendisinin yayınladığı soy ağacına göre annesi Hollanda asıllıydı. Çocukluğu boyunca sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Akciğerinde iltihap vardı. Sağ ayağı ise doğuştan içe dönük ve kısaydı. Ayağındaki sağlık sorununu çözmek için operasyon geçirse de ayağındaki sağlık sorunu hayatı boyunca onunla kaldı. Ayak boyu metal bir destekle uzatılmıştı ve özel bir ayakkabı giyiyordu. Ailesi Katolik'ti. Oldukça dindar oldukları için oğullarının Katolik rahip olmasını istiyorlardı. Ama Goebbels zamanla kiliseden uzaklaştı. 1917'de jimnasyumda eğitim gördü. Üniversiteye hazırlandığı dönemde Albertus Magnus Society bursu kazandı. Eğitimine çok önem verdi. Bonn, Würzburg, Freiburg ve Münih üniversitelerinde edebiyat ve tarih okudu. 1921'de Heidelberg Üniversitesi'nde doktora yaptı. Doktora yaparken hocası Yahudiydi ama bu durum sanılanın aksine onu rahatsız etmiyordu. Bunu izleyen 20 yılda 14 kitap yazdı. Kariyerine öğretmen olarak başladı. Aynı zamanda gazetecilik yapıyordu. Kalemi çok güçlüydü. Modern kültür ve Yahudi karşıtlığı üzerine yazılar yazıyordu. 1922 yazında kendisi gibi bir öğretmen olan Els Jank adında bir kadınla tanıştı. İkili arasında duygusal ilişki başladı. Ta ki Yahudi olduğunu Goebbels'e açıklayana kadar. Artık Goebbels için aralarındaki büyü onun Yahudi olduğunu öğrendiğinde yerle bir olmuştu. Yazma arzusunu durduramıyordu. Günlük tutuyor ve oyunlar kaleme alıyordu. Ama yazdıklarının ona maddi bir getirisi olmuyordu. Bu durum onu borsaya yöneltti. Artık Köln'de banka memuru olarak çalışıyordu. Bu işten nefret etse de yapmak zorundaydı. Zaten bankacılık macerası uzun sürmedi. Aynı yıl işten çıkarıldı. 27 yaşına geldiğinde Nazi Partisi'nin peşinden gitmeye karar verdi. Bu kararıyla birlikte Nazi Partisi artık kendini ve bütün hayatını adadığı tek şey oldu. Adolf Hitler için de en önemli şey işte buydu. Goebbels gibi bir ismin Nazi Partisi'ne ömrünü adaması Hitler'in gözünde ve parti içinde hızla yükselmesine neden oldu. Parti adına çıkan gazetelerde yöneticilik yaptı. Edebiyat alanındaki geçmişi ve yazarlığa yatkınlığı sayesinde hazırladığı konuşmalarla kitleleri hipnotize ediyordu. Kendini dinlettiren biri olarak zihinlere kazındı. Konuşmalarında ırkçılık, göçmen düşmanlığı ve entelektüellere karşı nefret vardı. Bu durum Hitler'in gözünden kaçmıyordu. Hitler'in en yakın arkadaşı ve en sadık adamı olmuştu. Goebbels artık halkı aydınlatma ve propaganda bakanlığının başındaki isimdi. Bu göreve getirildiğinde ilk işi Yahudi ve Nazi karşıtı yazarlar tarafından kaleme alınan 20 binden fazla kitabı Berlin'in önemli meydanlarından biri olan Babel Meydanı'nda yaktırmak oldu. Halka açık toplantılara ve Katolik eğitime kısıtlamalar getirdi. Nazi Partisi için propaganda çalışmalarını yürütürken özellikle dönemin en popüler kitle iletişim aracı olan radyoyu kullanıyordu. Radyoda manipülatif yayınlar yapılmasını sağlıyordu ama bu kadarı bile ona yetmiyordu. O evinde radyo olmayan insanları da manipülasyon altına almak istiyordu. Bu yüzden doğum gününde halka ücretsiz olarak radyo dağıttı. Kendi onayından geçmeyen kitapların, sanat eserlerinin ve hatta şarkıların bile halka ulaşmasına izin vermiyordu. Kısa zamanda Almanya'daki bütün haber kaynaklarının üzerinde tam kontrol sağladı. Onun tek amacı halkın propaganda bombardımanıyla Nazi Partisi'ne sempati duymasıydı. İnsanları denetliyor ve korku duygusunu tetikleyerek yönetiyordu. Bu amaç onun için kendisinden ve tüm yaşamından bile önemliydi. Onun hiç unutulmayan bir sözü var. Şöyle diyor Goebbels. Yeterince büyük bir yalan söyler ve onu tekrar ederseniz sonunda insanlar o yalana inanmaya başlar. İşte bu sözler aslında Nazi propagandasının temelini açıklıyor. Burada dikkat edilmesi gereken kelime tekrar kelimesi. Goebbels halkı istediği şeye inandırmak için tekrarı kullanıyordu.
o yalan söylemekte tam bir ustaydı. Aynı yalanı belki onlarca, belki de binlerce kez halka iletiyordu. Halk bu yalanları o kadar duyuyordu ki artık istemsizce kanıksıyor ve inanmaya başlıyordu. Onun propaganda teknikleri son derece zekice ve bir bakıma da korkutucuydu. Ona göre propaganda tek kaynaktan yapılmalı, karşıt argümanı etkileyecek kuvvette olmalı, rakibin üstün yanları asla kabul edilmemeli, sorunların tamamı tek bir odağa yöneltilmeli ve kullanılan yalan mutlaka ama mutlaka çok büyük olmalıydı. Bazı tarihçilere göre Hitler, Goebbels'e göre daha az saldırgan konuşma metinleri yazıyordu. Ama Goebbels kendi propaganda teknikleriyle bu metinleri redakte ederek cümleleri daha saldırgan hale getiriyordu. O kelimelerinin yanında beden dilini de bir silah gibi kullanarak insanları etkilemeyi iyi biliyordu. Konuşmalarında bazen ellerini beline koyuyordu. Bu vücut pozisyonunu dinleyenler üzerinde otorite kurmak istediği zamanlarda kullanıyordu. Bazen de tehditlerini pekiştirmek adına elini bilekten kırarak işaret parmağını uyarı niteliğinde havaya kaldırıyordu. Tüm bunlara konuşmalarının öncesinde özellikle çalışıyordu. Goebbels, Nazi Partisi'nin Berlin yönetiminin sekreteri olan Magda adında bir kadınla evlenmişti. Bu evlilikten 6 çocukları oldu. Eşi de kendisi gibi Hitler'e büyük ölçüde bağlılık duyuyordu. Hatta bu bağ o kadar güçlüydü ki 6 çocuklarının 6'sının da adını Hitler'in adının baş harfi olan H harfiyle başlayan isimler koymuşlardı. Bu da ona duydukları sevginin bir başka yansımasıydı. Hatta çiftin 6 çocuğunun olması da tesadüf değil. Sebebi ise Hitler'in isminde 6 harf bulunması. Goebbels Hitler'in en yakın arkadaşıydı. Eşi Magda Goebbels'le evlenmesini, Hitler'in Almanya'ya olan aşkından dolayı kimseyi sevmeyeceğini anladığımda sırf ona daha yakın olabilmek için Joseph Goebbels'le evlendim demesi, ikilinin evliliğini ilginç kılan ve yıllarca konuşulan detaylardan biri. Goebbels'in hayatı kadar ölümünde de Nazi Partisi ve Hitler'e duyduğu bağlılığın izleri var. Nazi Almanya'sının yıkılmasıyla Hitler intihar etmişti. Bu haberle yıkılan Goebbels depresyona girdi. Rus bombardımanı altındaki Başbakanlık bahçesinin etrafında yürümeye başladı. Aklından geçenlerse tarihteki en kanlı ölümlerden birinin taslağıydı. Nasyonel sosyalist ideolojinin hüküm sürmediği bir dünyada yaşamanın bir anlamı olmadığı düşüncesiyle kendisi ve ailesi için karanlık bir son hazırladı. Doktor Ludwig Stamfeger'a potasyum siyanür hazırlattı. Önce eşi, 6 çocuğunun her birinin ağzına birer ampul siyanür kırarak öldürdü. Ardından önce eşini, ardından da kendisini vurarak intihar etti. Bir gün sonra Goebbels ailesinin cansız bedenleri Rus birlikleri tarafından bulundu. Vücutları yanmıştı. Ertesi gün tüm gazetelerin manşetlerinde Joseph Goebbels'in yanmış yüzü vardı. Aslında onun eşinin eski evliliğinden Harald Quandt adında bir de üvey oğlu vardı. Öldüklerinde üvey oğlu yanlarında değildi. Öz babasından kendisine miras kalan sanayi imparatorluğunu devralmıştı. Joseph Goebbels'in üvey oğlu Harald, ilerleyen yıllarda otomotiv devi BMW'nin ortaklarından biri olacaktı. Goebbels'in adını geçen yıl ilginç bir skandalla yeniden duyduk. Ekim 2021'de Goebbels'in 70 yıldır Almanya'da onursal vatandaşlık statüsünün korunduğu ortaya çıktı. Durum fark edildikten sonra bu statünün kaldırılacağı söylendi. Yahudilik karşıtı görüşleri, sert fikirleri, propaganda yöntemleri ve hitabet yeteneğiyle bilinen Goebbels, insanları etki alanına alabilmek konusundaki uzmanlığıyla adını tarihe yazdırdı. Ölümünde bile en az hayatı kadar Hitler'e ve Nazi Partisi'ne bağlı kalan Goebbels, şu anda yaşıyor olmasa da onun geliştirdiği propaganda yöntemleri hala kullanılmaya devam ediyor. O Adolf Hitler'e en yakın isimlerden biriydi. Hatta Hitler'in Hitler olmasını sağlayan belki de ilk isimdi. Yahudilik karşıtı görüşleri, radikal fikirleri ve hitabet yeteneğiyle dikkat çekti. İnsanları etkilemek konusundaki uzmanlığıyla adını tarihe yazdırdı. Karşınızda Joseph Goebbels.